Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli hanım göbeği tarifi hazırladım. Tam ölçülü ve şerbetini tam çeken kıvamına eminim ki sizler de çok bayılacaksınızdır. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Tarifime öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Tencerenin içerisine 2 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su ve 1 çay kaşığına yakın limon suyu ilave ediyorum. Ve malzemelerimi karıştırdıktan sonra şerbeti ocakta kaynamaya alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. Tatlımın hamuru için tavanın içerisine 2 su bardağı su, çay kaşığının ucu ile gördüğünüz gibi tuz ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra tavayı ocağa alıyorum. Öncelikle tuzun erimesi için şöyle bir karıştırıyorum. Ve suyun ısınmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi su kabarcıkları başladıktan sonra un ilavesi yapıyorum. 2 su bardağı unu ekleyip spatula ile karıştırıyorum. Bu işlemi orta ateşte yapıyorum. Sürekli karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamuru ezerek güzelce her tarafının iyice bütünleşmesini sağlıyorum. Hamurumuz tamamen bir bütün olup pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu işlemlere devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz artık istediğimiz kıvama geldi. Bu kıvama geldikten sonra artık ocaktan alabilirsiniz. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca bu şekilde kavurdum. Hemen hamurumu ocaktan alıyorum. Sonraki işlemlere devam etmemiz için hamurumuzun tamamen soğuması lazım. O yüzden ayrı bir borcamın içerisine aktarıp orta kısmını açıyorum ki hemen soğusun. Hamurum tamamen soğuduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı nişasta, buğday nişastası veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. Ben buğday nişastası kullandım. Malzemelerimi gördüğünüz gibi çok dolu olmayacak şekilde ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 paket vanilya ekliyorum. Ve 3 adet yumurta kullanacağım. 3 adet yumurtanın öncelikle 1 adetini ekleyip karıştırıyorum. Yumurtalarımızı tek tek ilave edelim ki hamurumuzun kıvamı daha güzel olsun. İlk yumurtamı ekledikten sonra iyice özleşene kadar yoğuruyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilir. İkinci yumurtayı da ekledikten sonra yoğurma işlemine devam ediyorum. Son yumurtayı da ekleyip güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz tamamen birbirine tutup bütünleşene kadar bu işleme 1-2 dakika boyunca devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce toparlandı. Kıvamı da şöyle yumuşacık oldu. Ayrı bir kabın içerisine aldım ve şekil verme aşamasına geçiyorum. Şekil verirken de elimi sıvı yağa batırıyorum. Gördüğünüz gibi tavanın içerisinde de soğuk yağ dolu. Hazırlamış olduğum hamur göbeği tatlılarını içerisine diziyorum. Ceviz büyüklüğünde parça alıp elimle yuvarladıktan sonra orta kısmına yuvarlak açıyorum. Ve soğuk yağın içerisine diziyorum. Hamurların tamamı bitene kadar aynı şekilde hazırlıyorum. Tatlılarınızın büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha büyük, isterseniz de daha küçük yapabilirsiniz. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde tarifim hakkında kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hanım göbeklerimin tamamını tavaya yerleştirdim. Kalanını da tabağa aldım. Hemen pişirme aşamasına geçiyorum. Gördüğünüz gibi hanım göbeklerini ocağa aldıktan sonra herhangi bir spatula gibi şeyler değdirmiyorum. Tamamen kabuk bağlayıp kurumasını bekliyorum. Daha sonra da çevirme aşamasına geçeceğim. Sağa sola sallayarak kabarmasını sağlıyorum. Bu aşamamız çok önemli. Sağa sola sallayalım ki kızgın yağ her tarafına gelsin ve kabarmasını sağlasın. Hanım göbeklerimin etrafı kurumaya başladıktan sonra hemen çatalla çeviriyorum. Bu şekilde yaparsanız şeklinde hiçbir bozulma olmaz. Hanım göbeklerimi pişirirken orta ateşte pişiriyorum. Çok yüksek ateşte pişirmeyelim ki içerisi hamur kalmasın. Tatlılarımın iki tarafının çok iyi şekilde pembeleşmesi için çeviriyorum. Tatlarımızın iki tarafı da çok güzel şekilde pembeleşti. Bir kevgir yardımıyla süzdürerek soğumuş olan şerbetin içerisine aktarıyorum. Tatlılarımın şerbetin içerisine aldıktan sonra kalan hamurları da aynı şekilde kızartıyorum. Şerbetin içerisine atmış olduğum tatlıları şöyle bir karıştırıyorum ve her tarafına şerbet gelmesini sağlıyorum. Ve şerbetin içerisinde 1-2 dakika boyunca bekletiyorum ki içerisine de çok güzel şekilde şerbetini çeksin. Ve sonrasında süzdürerek güzelce sunum tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi hanım göbeği tatlılarımız hazır. Sizlere şöyle detaylı bir şekilde yakından göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır muhteşem şekilde pişmiş. İçerisi de şerbet dolu. Sizler de belirtmiş olduğum detaylara dikkat ederek aynı kıvamı ve lezzeti tutturabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve tam kıvamında oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.